Merhaba Groningen'den. Şu an Hollanda'nın en eski ve en tarihi ve en turistik şehirlerinden birindeyim. Burayı gezeceğim size, üniversiteyi, müzeyi göstereceğim. Ardından bir müze daha var, üniversitenin içinde müze var. Onu göstereceğim. Sonra bir müzeye daha gideceğiz. Bugün burayı gezmeye çalışacağım. Yarın da Amsterdam'da bir Hollanda Vilo olsun. Keyifli seyirler şimdiden. Bu şehir yaklaşık 1000 yıllık tarihe sahip. Hollanda'nın bayağı kuzey doğusundayız biz. Kuzey denizine de kıyısı var bu şehrin. Üniversitenin olması da tabii bence bu şehrin gelişimine katkı sağlamış. Ama doğal güzellikleri de harika. Burada yaşayan bir arkadaşımız Van Gogh'un hani buralarda, hatta Emmen'de bizim kaldığımız otelin orada gelip işte çizimler yaptığından bahsetti. Böyle tarihi, sanat, sanki hissedebiliyorsunuz o yaşanmışlığı da, koruyabilmişler. Ve insanların bisiklet sürüyor olması ayrı bir hava katıyor. Üniversitenin o neo-renesans tarzını göremedik maalesef şu an. Burada bir restorasyon çalışması var. Tamamen kapalı. O etkileyici manzaradan, mimariden mahrum kaldım. Şansa bakın. Ama üniversite gençliği, işte bisiklet, Hollanda'nın meşhur ulaşım aracı. Burası resmen bir bisiklet cenneti. Herkes bisikletle gidip geliyor. O yüzden dikkat etmek gerekiyor. Sağdan soldan her yerden bisikletliler çıkabilir. Yoğun bir şekilde bisiklet kullanılıyor. Ben de bir bisiklet kiralamak istiyorum ama yollara hakim olmadığım için çok cesaret edemiyorum. Gayet rahat, hoş bir şekilde üniversitenin içine girdim, gezdim. Yine Oslo'da olduğu gibi burada da İstanbul Üniversitesi öğrencisi olduğum için direkt Edirom'dan ücretsiz Wi-Fi'ye bağlanabildim. Şimdi müzeye gidiyorum. Üniversitenin çok meşhur bir bilim müzesi var. Orayı gezeceğim. Groningen'deyim. Telaffuzum çok zor. Böyle gırtlaktan falan getiriyorlar. Benim kaldığım otele burası 5 dakika yürüme mesafesi. Üniversiteyi arkamda bıraktım. Şimdi bilim müzesine gidiyorum. Bakalım orada neler göreceğiz. Burada iki tane müzeyi çok övüyorlar. Şimdi ilkine gideceğim, üniversitenin içindeki. Daha sonra bir tane daha müze var, oraya gideceğim. Biraz daha burada yaşam nasıl mı, sokaklardan falan çekimler yapacağım. Almanlarla Hollandalılar çok farklı mı diye sordum benim Alman arkadaşım, ama yani 10 yıldır Hollanda'da yaşıyor. Birkaç farklılıktan bahsetti. Almanların daha esnek ama Hollandalıların biraz daha katı olduğundan bahsetti ki ben Almanları daha katı zannediyordum. Evet, şimdi müzeye geldik. Gelinir de peynirlere bakılmaz mı? Çeşit çeşit değil, rengarenk peynirler var. Kırmızıdan yeşile. Mesela bu pasta soslu bir peynir. Çeşit çeşit peynir var. Aynı şekilde zeytin var. Şurada bir peynir var. Tadına bakalım bunun. Böyle tadımlık. Şu peynirin dışı siyah. Bakalım tadı nasılmış. Bunun peynirlerde bir aroma var. Bilmiyorum, benim çok hoşuma gitmiyor aroma. Bir tane daha tadacağım. Onda da var mı aroma? Tadacağım. Bunu tadıyorum. Bakalım bunun tadı nasılmış. Bu daha güzel. Böyle biraz... şekerimsi bir tat var. Ben onu sevmiyorum. Ama gayet başarılı. Peynirlerini, Hollanda peynirlerini fiyat da söyleyeyim. Mesela şöyle bir peynir, 1,5 euro falan, 2 euro, 100 gramı, yani şu 100 gram mesela 2 euro. Fiyatlar sanki, bilmiyorum, alınıp denenebilir. Merhaba, Hollanda'nın en gelişmiş teknolojik sanat galerilerinden biri olan Groningen Müzesi'ndeyiz. 1874 yılında kurulmuş bu müze. Müzede
yerel ve uluslararası farklı sanatçıların çağdaş, modern eserleri yer alıyor. Zaman zaman değişiyor. Ve kalıcı olan eserler de var. İşte Grünge'nin sanatına ve tarihine dair kalıcı eserler de bulabiliriz. Üç farklı kulübeden oluşuyor diye biliyorum burayı, görünüyor. Değişik, renkli bir müze. Fiyatlara gelirsek normal ziyaretçilere 15 euro. Eğer öğrenciyseniz 10 euro ama buradaki üniversitede öğrenciyseniz ücretsiz. Biraz önceki müze de öyleydi. Kendi öğrencilerine ücretsizdi. 10 euro bana çok fazla geldi. Biraz önceki müzeye 2,5 euro verdim. Daha Fransa'da birçok müzeye gitmek istiyorum. Ama Almanya'da müzeye gidemedim. Yani Hamburg'da gittim ama para ödemedim diye biliyorum. Hamburg'da çok müze yoktu. Buradan da detaylar alacağım. Ardından ne yapacağım? Birkaç yer var gezebileceğim burada. Sonra Amsterdam'ı çekeceğim artık. Buraya bu kadarlık yeter. Çünkü çok uzatmak istemiyorum. Bakalım bu galeride, bu müzede neleri göreceğiz. Şimdi kadınların seçme seçilme hakkını nasıl kazandıkları anlatılıyor. Hatta şey deniyor işte, vergi ödüyorlardı ama oy kullanamıyorlardı. Hollanda'daki kadınların oy kullanma serüvenini anlatan bir bölüm. Buradaki numaraları bana verdikleri bu sisteme giriyorum ve İngilizce olarak bana bu fotoğrafın hikayesini anlatıyor. Tabii ki yine kadınların dünyada nasıl kendilerine, burada işte kadınlar değerli mi değersiz mi tartışmaları vesaire yapılıyor 1900'lerin başında. Hollanda'nın ilk kadın doktoruymuş bu hanımefendi. Hollanda tarihinde kadın hareketleriyle büyük katkıda bulunmuş kadınların, bilim kadınlarının ve kadın hareketlerinin birebir yer almış kadınların bilgileri yer alıyor bu bölümde. Onlar için çizilmiş o zamanki orijinal fotoğraflar eşliğinde. Müzenin duvarlarına adımı yazdılar. Ben geldim, öyle bir saygı gösterisi hak ettiğimi düşünüyorum. Ta Türkiye'lerden kalkıp geldim. Buyurun, duvarda adım yazılı. Eyvallah. Böyle interaktif müzelere bayılıyorum. Her şeye dokunun diyorlar. Mesela dokunuyoruz, itiyoruz, çekiyoruz. Her şeyi istediğimiz gibi biliyoruz. Böyle ışık gösterileri var. Yenge'de amcanın yeri diye böyle şık bir yer yapmışlar. 3 ay olmuş açılalı. Türkçesini de oraya yazmışlar amcanın yeri diye. İngilizceye çevirisini de amcos lunch diye çevirmişler. Lunch diye çevirmişler. Burada da menü var. İşte tost var, mantı var, sucuk var, çiğ köfte var. Böyle ilginç bir de salep dahi var. Menü yapmışlar. Ayran da var. Burada hem telefon tamiri yapılıyor, aksesuarlar satılıyor. Hem de böyle küçük bir kafeterya tarzı bir şey yapmışlar. Biz de çay bakınırken bulduk burayı. Türk çayı da var. Hollanda'da böyle ince belli bardakta Türk çayı içmek de kısmet oldu bize. Sahibi yokmuş şu an. Ama sağ olsun beyefendi ilgilendi bizimle. Böyle buradan da küçücük bir ensantane çekmiş olayım. 250 yıllık bir otelde kaldık Groningen'de. Otel 1700'lerden önce de kullanılıyormuş ama 250 yıl önce otel haline getirmiş ve işletme başlamış. Çok şirin bir yerdeyim. Amsterdam'ın dışına çıktım. Burası için ayrı bir bilet aldım. Şehir içi biletle gezseydim 8 euroydu. Bura, yani şehir dışına da çıkmak istediğim için bir günlük bilet 19 euro oldu. Ama böyle masal gibi bir diyardayım diyebilirim. Merhaba, hep Hollanda deyince zihnimde canlanan karenin içindeyim şu an. Çok şirin bir köydeyiz. Burada çeşitli etkinlikler, alışveriş alanları, küçük küçük böyle mağazalar bulabileceğiniz cidden şirin bir köy ve birçok turist var doğal olarak. Amsterdam'dayız. Amsterdam'dan bugün sizlere çekim yapacağım.
Krogingen'i izlemiş olmanız lazım buraya kadar. Bundan sonra da Amsterdam izleyeceksiniz. İlk durak olarak buradan başladım. Burası biraz şehre uzak, yani yarım saat kadar falan uzaklıkta bir yer. Buranın böyle şirin bir köy olması, huzur veren, çok güzel kazlar, ördekler falan var suyun üzerinde. İşte çikolata mağazaları var, hediyelik eşya, bir küçük bir müze var. Onlardan bol bol detay alacağım. Siz de bana bu gezide eşlik etmiş olacaksınız. Köyü gezmeye devam ediyorum. Bu köy için yarım gün anca yeter demişlerdi. Haklılar. Böyle küçük küçük evler var ve o evleri butik müzelere çevirmişler. İşte peynir yapımını izleyebileceğiniz bir yer vardı. Orada peynir yapımını izledim. Burada ayakkabılar var. Hollanda'nın simgesi olmuş. İşte tarihi bu şekilde eşyaları, yapıları tanıtmaya çalışıyorlar. Çikolata müzesi, kakao müzesi falan vardı. Tabi biraz da turistler için daha yoğun bir hale getirmişler. Böyle küçük küçük evler var. Değirmenleri çektim. Değirmenler bence harikaydı. Yoğun turist, ziyaretçiler çok yoğun. Ama aynı şekilde turistler buraları ziyaret ederken, turistler gezerken köylüler de aynı zamanda koyunlarını otlatıyorlar, tarlalarını biçiyorlar. Devam ediyor hayat burada. Tam böyle bir açık hava köy müzesi ama yaşayan bir köy. Şimdi burada da bu ayakkabıların tarihi anlatılıyor. Bu ayakkabılar günümüzde hala giyiliyormuş tarladaki çiftçiler tarafından. Çok rahat değil, nasıl giyiyorlar bilmiyorum ama onların kültürü. Çeşit çeşit rengarenk ayakkabılar var burada. Tabii onların da küçük hediyelik eşyalarını yapmışlar temsili. Şu an Amsterdam sokaklarında rastgele yürüyorum. Haritaya falan bakmıyorum. Çünkü sokakları yürümek bile bence çok keyifli. Bakalım ayaklarım beni nereye götürecek. Gezen turistlerle var. Herkes çok mutlu. Bisikletler resmen insanın başını döndürüyor. Her taraftan her an bu bisikletler çıkabilir. Amsterdam'da bisikletlere dikkat edin. Zannediyorum ki özel bir ehliyet alıyorlar bu bisikletler için. Baksana her yer bisiklet. Her yer bisiklet. Hollanda, Amsterdam gezisinin sonuna geldik. Böyle kanalın kenarından şöyle kısaca bir Hollanda, Amsterdam değerlendirmesi yapıp veda etmek istiyorum. O meşhur gördüğüm, hep fotoğraflarda, videolarda gördüğüm kanalın kenarındayım şu an. Amsterdam'daki o değirmenlerin olduğu köye gittim. Oradan detaylar aldım. Kısaca bir Amsterdam gezisi yaptım. Krogingen gezisi yaptım. Üniversite şehrini gezdim. Zannetmiyorum şimdiye kadar böyle gezen olduğumu. Amsterdam güzel. Falafel yedim burada, vejetaryen yemeği. Ama burada bisiklet sürmek cidden çok ciddi bir iş. Herkes aşırı profesyonel. Bisiklet sürenler çok profesyoneller. Böyle ben bir düşündüm, kiralasak falan mı? Yok, burada bu düzeni bilmeden bisiklet sürmek çok zor. Amsterdam, Hamburg'dan Krogingen'e geldik. Krogingen, oradan Amsterdam'a geldik. Amsterdam Hamburg'dan daha kalabalık ve yoğun geldi. Tabii ki mimarisini de ben çok sevdim. Böyle kanal gezileri yapılıyor. Ben kanal gezisini bu sefer tercih etmedim. Zaten bir gündü benim Amsterdam'da geçireceğim zaman. O yüzden bazı şeyleri sonraya bıraktım. Van Gogh Müzesi ve birkaç müze vardı. Onları da gezmedim. Çünkü yarın Fransa'ya gideceğim. Paris'e sakladım müze gezilerimi. Böyle bol bol turistler var. Amsterdam'da tren yolculuğu günlük. Ondan da bahsedeyim, öyle kapatayım.
Günlük eğer ki Amsterdam içinde bilet almak istiyorsanız 24 saat 8 euro ödüyorsunuz. Ama ben o köye gittiğim için 19 euroluk bir bilet aldım ve sınırsız her yerde kullanabiliyorsunuz bu biletinizi. Heh, böyle biraz açıyı değiştireyim. Şu an saat artık böyle 4-5'e doğru ikindi vakti. Bol bol turist var etrafta. Güvenliğe dikkat et demişti benim o Hollandalı arkadaşım. Allah aşkına şimdiye kadar bir şeyle karşılaşmadım. 4-5 euroya doyabiliyoruz. İşte 8 euroya da günlük bilet alırsak, hediyelik eşya almazsak maalesef çok güzel ama her şey çok pahalı yani eurodan ötürü. Bakın şu görüntü çok güzel. İşte Amsterdam'dayız. Güzel güneşli bir gün. Hava da gayet iyi. Başka söylemem gereken bisikletlere dikkat. Amsterdam'dan bu kadar. Bir sonraki vlog. Fransa'da görüşmek üzere. Hoşça kalın. Yeah, thanks. Okay.